Hizmet hareketi İslamiyet'in o evrensel boyutunu alarak insanların genel gündemine tekrar oturmuştur. Müslümanların esasında herkes tarafından paylaşılan en önemli evrensel değerlere taraftar olduklarını göstermiştir. Ben Muneyb Nasir, Kanada'daki hayır işlerini destekleyen bir hayır kurumu olan Zeytin Ağacı Vakfı'nın başkanıyım. Aynı zamanda toplumlar ve dinler arası diyaloğu teşvik eden online dergi ikra.ca sitesinin editörüyüm. Çeşitli yayınları olan bağımsız bir yazarım. Hizmet hareketi, insanlığın ortak yararına hizmet eden bir sosyal harekettir ve oldukça etkileyici çalışmalara imza atmıştır. Hizmet bir yönüyle insanların sahip oldukları inanç geleneğinin en güzel yanlarının birer örneğini sunmuştur. Bu güzel hasletler içinde oldukça etkileyici olanlardan bir tanesi, diğergamlık, fedakarlık, karşılığında bir şey beklemeden kendinden bir şeyler vermeye odaklanmalarıdır. Hizmet gönüllülerinin de bu özellikleri taşıdığını görebiliriz. Bu yaptıkları hizmetlere beklentisiz bir şekilde kendilerini adamışlardır. Bencillik ve bireysellik üzerine yoğunlaşmış günümüz dünyasında bu oldukça önemli bir vasıf ola gelmiştir. Hizmet hareketi kişinin beklentiye girmeden fedakarane bir üslupla özveride bulunmasını teşvik etmektedir. Bu oldukça takdir edilesi bir özelliktir. Bu hizmet hareketi ve onların dinler arası diyalog, eğitim ve insani yardım çalışmalarındaki bir başka noktada işlerini büyük bir mükemmellik anlayışıyla yapıyor olmalarıdır. Karşılaştığım birçok gönüllünün çalışmalarını büyük bir mükemmellik arayışıyla yürüttüğünü gördüm ki bu özellik İslami geleneğinde özündeki değerlerden bir tanesidir. Yaptığımız en ufak bir işte dahi mükemmeli hedefliyor olmak. Ayrıca yaşadığım şu toplum içerisinde görmüş olduğum en misafirperver ve cömert insanlar onlardır diyebilirim. Şüphe yok ki Fethullah Gülen Hoca Efendi, yaşadığımız dünyadaki en önemli Müslüman dini liderlerden biridir. Türkiye'de ve dünya çapında milyonlara ilham kaynağı olmuştur. Umumi ahengi ve insanların inançları ne olursa olsun, onlarla güzel ilişkiler geliştirmeyi sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları yönünde ilham olmuştur. Dünya çapında çocukları eğitme gayreti içinde olan, dünyada ihtiyaç sahibi olan insanların refahı adına insani yardım çalışmaları ile meşgul olan bir sosyal hareketin başlatılmasında ilham kaynağı olmuştur. Bunun yanı sıra hizmet hareketi ve Sayın Fethullah Gülen'in en önemli özelliklerinden birisi, inanç ve geleneklerini modernite ile uzlaştırmaya başarabilmiş olmalarıdır diyebilirim. Kanaatimce en büyük katkılarından birisi Müslümanların modern dünya ile uyumlu olduklarını göstermek olmuştur. İslamiyet'in modernite ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Müslümanların yalnızca modernite ile uyumlu olduklarını değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumların faydasına katkıda bulunan aktif birer vatandaş olduklarını göstermiştir. Ayrıca Sayın Fethullah Gülen'in öğretilerindeki en ilgi çekici noktalardan birisi, ki bu İslam dininin de özündeki prensiplerden bir tanesidir, kendisini takip edenlere yapmış oldukları her şeyde duru bir niyet ve samimiyet taşımalarını telkin etmiş olmasıdır. Bu niyet duruluğu ve samimiyet, İslam dininde en önde gelen prensiplerden bir tanesidir. O da kendisini takip edenlere bunu tavsiye ediyor. Yaptığınız herhangi bir işi duru bir niyetle, karşılığında herhangi bir menfaat ya da mükafat beklemeden yapın.
Aksi halde yapmış olduğunuz işin de karşılığında hem bu dünyada hem de ahirette elde edeceğiniz mükafatın da değerini küçültmüş olursunuz, diyor. Bu tavsiyesinin hizmet hareketinde çok önemli bir prensip olduğu kanaatindeyim. Ve hizmetin çalışmalarında ulaşılan başarının da buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o işler samimiyetle ve duru bir niyetle yapılıyor. Kanaatimce hizmet hareketi, İslamiyet'i bir takım dogmalardan uzaklaştırarak İslamiyet'in özündeki hakiki değerleri esas almayı başarmıştır. İnsanların zihinlerinde İslamiyet'in o evrensel boyutunu yeniden eski haline getirebilmeyi başarmıştır. Günümüzde çoğu insanda İslamiyet denince negatif çağrışımlar olabiliyor. Sahip olunan evrensel değerler akla gelmiyor. İslamiyet'i evrensel bir din olarak düşünmüyorlar. Hizmet hareketi ve Fethullah Gülen'in yapmış olduğu şey ise İslamiyet'teki değerleri tüm dünyaya yansıtmak olmuştur. İslamiyet denildiği zaman günümüzde çoğu insanın aklına yalnızca bir takım dogmatik ifadeler geliyor. İslamiyet'i yalnızca Araplara ya da Türklere ya da Güney Asyalı insanlara ait bir şey olarak görebiliyorlar. Kendilerine ait bir şeymiş gibi görmüyorlar. Hizmet hareketi ise İslamiyet'in o evrensel boyutunu alarak insanların genel gündemine tekrar oturmuştur. Müslümanların esasında herkes tarafından paylaşılan en önemli evrensel değerlere taraftar olduklarını göstermiştir. Hizmet hareketini kendine has kılan nokta, hizmet etmeyi inanca bağlamış olmasıdır diye düşünüyorum. Bir kimsenin inancını ve o inancın beslenmesini hizmet etmeye bağlamıştır ki bu yaklaşım dünyadaki birçok dini ya da sosyal harekete nazaran oldukça farklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla birlikte esasında İslam geleneğinde var olan inanan insanın salih amel işlemesi gerektiği prensibini de yakalamıştır. Aynı zamanda hizmet hareketi ve Sayın Fethullah Gülen de öğretilerinde demiştir ki, inancı beslemenin tek yolu salih amelle meşgul olmaktır. Hizmet hareketinin bu noktada çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Hizmeti ayrıcalıklı kılan bir başka noktada şefkat ve empati üzerinde önemli durmasıdır. Evet, şefkat ve empati, çünkü dinler arası yapılan tüm faaliyetlerde empati bir esastır. Şefkat ve empati üzerinde özellikle durmalarının hizmet hareketinde ayırt edici bir özellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer birçok sosyal hareketin çalışmalarında kendini adamak, empati ile başkalarının derdine ortak olabilmek, onların ihtiyaçlarına bakmak anlamına gelen bu kavramların üzerine çok durulmuyor. Hizmet hareketinin Batı'da, özellikle Kuzey Amerika'da, Kanada'da ortaya koymuş olduğu en önemli katkının dinler arası ve kültürler arası diyalog alanında olduğunu düşünüyorum. Özellikle günümüzde yaşadığımız dünyada birçok çatışmanın olduğu, insanlar arasında bu denli ayrışmanın olduğu, insanların şiddete başvurarak dinlerini temsil etmeye başladıkları bir yerde, özellikle buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hizmet hareketinin bu tür dinler ve kültürler arası etkinlikleri de bu noktada bir mücadele olmuştur. Dinler arası ve kültürler arası diyaloğu sürdürürken, hizmet hareketinin üzerinde durduğu prensiplerden biri, ortak değerlerin öne çıkarılması olmuştur. Sayın Fethullah Gülen, farklı dinden insanlarla etkileşime geçerken, sevgi, şefkat, hoşgörü ve affetme gibi değerlerin temel alınabileceğini anlatmıştır. Bunu çok kayda değer buluyorum. Çünkü o dinler arası diyalog aktivitelerini ortak değerler üzerine oturtmuş, dindarların da bir dine mensup olmayanların da benimseyebilecekleri değerler üzerine kurmuştur. Sevgi ve şefkat, affetme ve hoşgörü gibi değerleri teşvik ederek insanların birbirleriyle bağlar kurabileceği bir platform oluşturmuştur. Bunu çok önemli buluyorum ve bana sorarsanız özellikle bu ülkede, Kanada'da, umumi bir ahengi sağlama adına yapılan en önemli katkılardan birisi olmuştur diyebilirim. Farklı inançlardan insanlarla muhabbet etmek ve etkileşime geçmek aslında İslami bir prensiptir. Allah, Kur'an'da yaratmış olduğu çeşitlilikten bahseder. O, insanlarda çeşitlilik yaratmıştır. İnançlarda çeşitlilik yaratmıştır. Dinlerde çeşitlilik yaratmıştır ve bunu birbirimizi tanımamız için yaptığını söyler. Kur'an'da bir ayet vardır. Der ki, biz sizi farklı millet ve kabileler halinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Dolayısıyla insanlarla ilişkiler geliştirmek, salih ameller üzerine ilişkileri pekiştirmek aslında İslamiyet'in temel prensiplerinden biridir. Bu meselede ikinci bir önemli noktada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa bir rahmet olarak gönderilmiş olmasıdır.
ve İslamiyet'in evrensel bir din olmasıdır. Müslümanların inancı budur. Gelen mesajın evrensel olduğuna, tüm insanlık için olduğuna inanırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa bir şahit olarak gönderilmişti ve biz de Müslümanlar olarak, İslam dininin mensupları olarak dünyaya gönderilen bu rahmet ve şefkatin, Yüce Allah'ın dünyaya göndermiş olduğu bu mesajın birer şahidi olmalıyız. İnsanlarla dinler arası diyalog ve kültürler arası diyalog yoluyla etkileşime geçtiğimiz ve onları da işin içine dahil ettiğimiz zaman bu mesajı ortaya koyabiliriz. Daha da önemli bir nokta, ki bu da İslamiyet'in prensiplerinden bir tanesidir, hayır işlerinde birbirimizle birlikte çalışabilmemizdir. Yani inançlarımız, dinlerimiz, ırklarımız ne olursa olsun, hayır işlemede ve kötülüğe karşı mücadelede işbirliği içerisinde olabilmemizdir. Dinler arası diyaloğun bu yönünün, insanlarla birlikte iş yapmanın günümüzde Müslümanlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar ancak bizi tanıdıkları zaman bize karşı bir saygı ve güven besleyebilirler. Sanırım yaşadığımız zorluklardan bir tanesi, özellikle de Kuzey Amerika'da, insanların Müslümanları tanımıyor olmalarıdır. Müslümanlarla hiçbir zaman iletişime geçmemişlerdir ve bu yüzden de onlara bir şüpheyle yaklaşmaktadırlar. İslamiyet'in şu yönünü onlara tekrar tanıtmak zorundayız. Yaşadığımız çağda bizim buradaki varlığımızın insanlığa bir yararı olmalıdır. İnsanlar bizi tanımalı, yaşadığımız ülkeyi daha güzel bir yer haline getirebilmek adına daha iyi birer vatandaş olmak için burada olduğumuzu bilmelidirler. Hizmet hareketi dünyanın birçok yerinde, özellikle de güzel bir eğitim sisteminin kurulmadığı bölgelerde kendini belli etmiştir. Asya kıtasında, Afrika kıtasında normal şartlarda herhangi bir eğitim imkanı elde edemeyecek olan öğrencilere eğitim sağlayan okullar kurmuşlardır. Dahası bu hizmet okullarından bazıları o ülkelerdeki en iyi okullar olmayı başarmıştır. Hizmet okullarının bir başka yönü, günümüz dünyasında olmazsa olmaz bir hale gelen fen ve matematik dersleri üzerine yoğunlaşmış olmalarıdır. İçinde yaşadığımız son derece rekabetçi dünyada, öğrencileri tam kapasitelerini yakalamaya sevk edecek olan alanlar, fen ve matematik alanlarıdır. Bu noktanın da Sayın Fethullah Gülen'in öğretilerinin önemli bir yanını teşkil ettiğini düşünüyorum. Fen ve matematiğe verdiği bu önemi, Bediüzzaman Said Nursi'nin yaklaşımından alır. Bu yaklaşıma göre yaşadığımız dünyayı anlamaya odaklanmamız gerekmektedir. Çünkü yaşadığımız fiziksel dünya da Allah'tan bize gelen bir vahiydir. Yaşadığımız fiziksel dünyayı tanımamız, bu diğer vahyi kavrayabilmemiz, ancak fen ve matematikle haşır neşir olmamızla olabilir. Bildiğiniz üzere kitapta gelen vahiy vardır, ancak bir de fiziksel dünya ile bize gelen bir vahiy vardır. Fen ve matematik bilimlerini öğrendiğimiz zaman, bir eğitimden geçtiğimiz zaman, işte ancak o şekilde Allah'ın bize göndermiş olduğu bu işaretleri doğru okuyabiliriz ve böylece Allah'a yakınlaşabiliriz. Hizmet okullarında bir başka takdir edilesi noktada, birer dini okul olmamalarına rağmen, okuldaki öğretmenlerin yaşantılarıyla bir takım ahlaki değerlerin canlı bir örneği olmalarıdır. Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki etkileşim sayesinde, öğrenciler bir takım yüce ahlaki değerleri kazanmaktadır. Sonuç olarak, özellikle de eğitim sisteminin iyi gelişmemiş olduğu dünyanın bazı bölgelerinde, bu hizmet okullarının olağanüstü bir hizmette bulunduklarına inanıyorum. Görüyorum ki, hizmet hareketi dünyanın en tehlikeli bazı yerlerine dahi gidiyor. Birçok kurum var ki, yalnızca bazı korunaklı bölgelerin içine giriyorlar. Fakat hizmet hareketi, insani yardım çalışmalarıyla dünyanın en tehlikeli bazı bölgelerine dahi gitmeyi göze alıyor. Bu çok etkileyici bir şey çünkü hizmet hareketinin ve Sayın Fethullah Gülen'in empati konusundaki öğretilerinin çok önemli bir yanına canlı bir örnek sunuyor. Ayrım gözetmeksizin insanlarla empati kurmak, onlara bir şeyler vermek. Durumları, kimlikleri, makamları ne olursa olsun insanların bakımını üstlenebilmek. Yapmış oldukları faaliyetlerin çok önemli bir kısmı budur. Onlardaki empati, başkalarına hizmet etme isteği canlı bir örnektir. Müslümanları ve İslam'ı dünyaya tanıtma, onları temsil etme, ayrım gözetmeksizin başkalarının derdiyle dertlendiklerini gösterme adına hizmet hareketinin bu yaptıklarının birer vesile olduğunu düşünüyorum. İnsanların içinde bulundukları durum ne olursa olsun onların ellerinden tutabilmek için bu bölgede
mücadelelere girmeye razıdırlar. Hizmet hareketinin son birkaç yıldır yapmış olduğu insani yardım çalışmalarının, özellikle de bazı tehlikeli bölgelerdeki çalışmaların oldukça takdir edilesi olduğunu ve dinimiz İslam'a dair insanların bilmesi gereken bir noktayı yansıttığını düşünüyorum. Hizmet hareketinin insani yardım çalışmalarında bu empati ve şefkat hislerinin güzel bir şekilde temsil edildiğini düşünüyorum. Eğitim kurumları ekmek kadar, su kadar büyük bir önem taşır. Daha önce de ifade ettiğim gibi hizmet hareketi bir insan yetiştirmenin yapılabilecek en zor işlerden biri olduğunun farkındadır. Sayın Güler'in talebelerinde, hizmet hareketinin çalışmalarında bu paylaşma, birbirine yardım etme, bizden daha düşkün olanlara yardım etme felsefesinin çok pratik bir şekilde hayata geçirildiğini görüyorum. İslamiyet'in çoğu zaman göz ardı edilen ya da unutulan yanına bir örnek teşkil etmiş oluyorlar. Thank you.